Hoş geldiniz çok değerli izleyicilerimiz. Vatandaşın birikimine devlet garantisi yürürlüğe girdi değerli izleyicilerimiz. Son dakika haberine göre tasarruf finansman şirketlerinde hem katılımcı hem sistemi korumaya alan yeni dönem başladı. Sözleşmeden cayma hakkını kullanan vatandaşın birikiminin iadesi garanti altına alındı. Bankacılık düzenleme ve denetleme Kurulunun tasarruf finansman şirketlerine ilişkin yönetmeliği dün yürürlüğe girdi. BDDK'dan izin zorunlu olacak. Şirketlerin birleşme, bölünme ve devir işlemlerinin tamamı için BDDK'dan izin alınması zorunlu olacak. Türkiye'de finansman şirketi kurmak isteyenler ana sözleşme taslağında konut finansmanının faaliyetini zorunlu olarak belirtecek. Her şube için 1 milyon lira. Her şube için 1 milyon lira ödenmiş sermayeye sahip olunması gerekecek. Şirketler şube dışında teşkilat, teşkilatlanmaya gidemeyecek, acentelik veremeyecek. 120 ayı geçmeyecek. Tasarruf finansman sözleşmelerinde finansman döneminin azami vadesi konut ve çatılı iş yeri sözleşmeler için 120 ayı, taşıt sözleşmeler için 60 ayı geçemeyecek. Mevcut şirketler için başvuru süresi dün itibariyle doldu. Kanuna intibak edemeyecek şirketlerin tasfiye olması için bugün itibariyle BDDK'ya başvurmaları gerekiyor değerli izleyicilerimiz. Yayınımıza katıldığınız için teşekkür ederim. Bir sonraki yayında görüşmek üzere. Hoşçakalın değerli izleyicilerimiz.